Yine annen telefon hattındaymış. Bak, Fadime Hanım hattı mısın? Alo. Evet. Fadime Hanım, sen mi Ramazan Bey'le tanışmasına aracılık ettin? Telefonum bozuk. Evet. Alo. Selamlar canım benim. Didem, canlı yayındayız. Fadime teyzeciğim, sen mi Ramazan'la evlenmesini istedin kızının? Bakın, konuşayım mı? Alo. Konuş konuş. Bak annen, iletişim kuramıyoruz. Sen mi kızının Ramazan'la... Bak, seni canım. Ha canım benim, dinliyorum. Televizyon sesini kapatsın evdekiler. Evet. Aleyküm selam. Candan baş üstüne. Beni dinle. Dinliyorum tatlım. Ramazan'ı. Tamam, beni dinle. Didem Hanım, beni dinle. Tamam, bak, dinle. Bak, beni dinle. Ramazan'ı biz bilmeyiz. Bak, Ramazan'ı biz tanımazdık. Gevriş diye biri benim evimin önünde tava su vardı. Hı hı. Gevriş bir de şey var. Sonmez davar getirdi. Davar sularka bu devriş buldu Ramazan bekar dedi. Şimdi evin yok, iki çocuğuna ilerlesin dedi. Bu devriş dedi ki bir de fatura bak Ramazan'da baksın dedi. Hı. Bunlar baktı, konuştuk. Bir sefer konuştuk. Bu da Ramazan dedi ki benim karım öldü kanserden dedi. Hı hı. Şimdi ben dedim anlaşın. Eğer yeri varsa alırsan al kızım dedim. Bir gün geldi de bir sefer konuştuk. Yalan söylüyor. Ramazan'ın lafına inanmam. Var oradan var. Benim kızımı takılım. Tamam. Ben içindeyim. Tamam ya. Tamam. Teşekkürler Fadime teyze. Tamam, teşekkürler. Hı. Sonrasında peki Ramazan bize diyor ki Ramazan Bey. Ben Şerife'yle diyor ilk zamanlar diyor işte şey elini bile tutamadım. Çekindim demiş. Bak, öyle mi peki? Bir söyleyeyim. Heh. Şimdi bana inan öyle elimi uzatayım diyeceğim. Bak kesin kesin söylüyorum. Elimi uzatsam diyeceğim. Hani bak, yani ben çekincemesiz kaldım. Ramazan sen misin dedi, benim. Gel dedi, buyur. Senden çorba, kent tokatınızda çorba içmedik mi? Tamam. İçtik. Bak, ailemle gittim diyor bak ben sana, değil mi? Yalan, tek içtik, tek içtik. Aile ikinci seferde ben, oğlu geldi. Kesinlikle var ya. Kesinlikle ben insanlardan içtik. Darbe yediğim için. Bak. Ben büyük. Yediğim için, iyilik yaptım da darbe yediğim için her yere şartlı giderim. Bak hele ki iniştem olmayınca kesinlikle bir yanına gitmem. Ya. Bak birazdan bağlanacak. Bak iniştemin yanında bir sene çalıştım. O tamam. Beni nasıl olduğumu biliyor. Kardeş Atile'ye bir bağlayın. Lütfen tamam, bağlansın Atile'ye bir kardeşim. Bağlayın. Kardeş lütfen diyor ama kardeş şartsın. Atile'ye bir bağlayın. Ben her zaman ona da atıyorum. Niye? Ses lütfen kaydı bir bağlan. Şerife bir dakika demişsin ki sen Ramazan Bey'e. Çekinme, ben seninle evleneceğim, elimi tutabilirsin demişsin. Ben? Ha. Evet. Öyle mi dedi? Dedi. Allah Allah, genç oğlana mı demişsin şu 40'lı yaşlarında bunu? Bak, öyle diyordu dünyanın kızı. Giden mi koyuyorsun acaba? Bıcık yavaş ol, yavaş. Yavaşım, ben çok sakinim. Ha, bıcık yavaş ol da ben azıcık ağır sakinim, gel. Kimseye çamur atmam, kimseye inen de yanlış, kim? Çok büyük hata olmaz öyle bir şey. Bir dakika kimse... Ramazan Bey, bir saniye lütfen. Sonra sana fotoğraflar attı mı? Attı. Size gönderdim. Ne diye attı fotoğrafları, ne bak, diye? Aileme göstereceğim. Yalan, bir dakika, yalan. Hangisi? Şerife, önce onu dinleyeyim sonra seni dinleyeyim. Söyle. Tamam, şey, inişte sonra vardık. Dedik avukat paramı ver, verdim. Yüzükte yaşım avukat paramı ver. Verdim iniştesini kahvaltıya saldık. Evet. Maskeyle dedi fotoğraf olmuyor Ramazan, o fotoğraflarda çekeyim dedi. Şalvar ayağında şalvarlı. Fotoğrafın şalvarını ben aldım, penyesini ben aldım. Bunları giyineyim sana göndereyim de giyindi miyindi. Sen varsın Türkiye. Ben daha kendim kediklerini atmışmışım. Allah'ım ya. O gönderdiği fotoğrafları sen ailesine göstersin diye gönderdim evet. Diyor. O da evet. Sen... Hatta ben çekinmeyeceğim. Annem geldi dedi ki orada devrişinden bir şey olmaz. Kız ne vardı da utanacak dedi. Çektir ailesine göstersin dedi. O fotoğrafları bir ekranlara gelsin lütfen. Ramazan'a gönderdiği. Ne oldu? Neye bakıyorsun Ramazan Bey? Dur göstereyim. Durduk gibi ekrana getiriyoruz, veriyoruz. Tamam, şalvar fotoğrafını getirin. Tamam. Yalansan ben yalan. Tamam, fotoğraflar işte ben diyorum ya. Ailene göstereceğim. Almanya'da. Resimlerin şey tipler Ramazan'a şey tipler dedi. Ramazan Bey, bu resimleri sana kim gönderdi? Şerife gönderdi. Tamam. Gönderdi mi göndermedin mi? Bak ben ne diyorum?
Halam dedi Almanya'da seni görmek istiyor dedi. Ben de atmayacağım eğer dedim. Böyle dediyse. Allah Allah. Tamam bak daha yeni annemi duydunuz değil mi? Annesi yalan söylüyor. Peki bir şey merak ediyorum. Annesi. Atilla'yı bir bağla, Atilla'yı bir bağla. Tamam, bağla Atilla'yı. Ya şöyle bak, Atilla bağlanmıyor. Diğer, sadece bir kız kardeşim bağlanacak. Birazdan onu yayına almaya çalışacağım, yayına alacağım. Bir de Şükrü'ye bağla kız kardeşim. Yani sen ne kadar para verdin? 50 bin para verdim buna. Ne karşılığı para verdin? Allah Allah. Harçlığım yok dedi, istedikçe para verdim. Ayakkabı al dedi, sen telefonu neredesin? Aldım. Harçlığım yok dedikçe telefonu, parka çalışıyor? Bir dakika, nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Ben bir anda emeğim çalışıyor. Ben para çalmadım. Kendi emeğim üzerim. Tamam. Nerede çalışıyorsun da 50 milyar verebiliyorsun? Yok Almanya'da çalışıyorum. Bağır çobanı 50 milyar bağışı gidecek. Ben çoban değilim. Benim malım vardı satın. Evde, ben paraya da. Yerelde evin vardı. Yerelde çiğde. Senin ekmeğine muhtaç olmadım. Beni burası sütüt diye çıkıp ağaç gösterme. Adam yeğenin evini bana tarif etmeye çalışıyor. Yerelde kapıda diyor. Bir ev var ya diyor. Eniştemler dedi ki gidelim de bir bakalım nerede. Ben acımda kaç kere karnımı doyurdum. Ben çayını mı içtim? Allah. Sen benim çorbamı içtin. Ben yine içmedim. Bakmaz bize. Ben kimseye yani evime getirdim. Yani Ramazan Bey şunu mu söylüyorsun? Diyorsun ki Şerife beni dolandırdı. Evet. Öyle diyorsun. Evet. İspatlasın dedim ablam. İspatlasın. Para harçlık istemiş olabilirsin ama 50 bin de çok para yani. Ha. Ya diyorum bak ya. Daha yine ne dedim ben? Sami eniştemin yanında ne konuşmuş onu söylesin diyor. Sorun sorun. Allah Allah. Sami eniştemin yanında ne konuşmuş? Yani şunu söylemeye çalışıyor kısacası. Hı. Diyor ki benden 50 bin lira para aldı. Evlilik vaadiyle beni oyaladı. Arkasın oyaladı. Oyalandı. Son zaman dedi ki Ramazan ben dedi eski kocama dönüyorum. Ali dedi iki çocuğu var dedi. Ondan sonra şey dedi ben dedi Ali'nin iki çocuğum var. Benim Şerife avradıma dedi mesaj atma dedi. Bilal seni aradı. Evet yalan mı? Yalan değil. Valla ben orada kimse yok. Ben diyorum. Bak iyi anlar. Sen kendin kendine kurgu yapıyorsun. Ben temizlikteyim yani. Bak temizlik arkadaşlarını da bağlasın dedim bak. Açık bağlasın. Beni söyleyeyim ki. Benim meşanslarımı okuyup da. Bir dakika özür dilerim. Belki haberin yoktur. Belki Bilal aramış onu. Olabilir. Ya benim Bilal de böyle kimseden bir adam. Haberim yok diyorum. Anlatabildim mi? Benim tamam. Haberim yok. Ben temizlikteyim. Şirketi de arayacaksınız. Orada arkadaşlarım peki, bir şey bağlanacak. Tamam, bu ne zaman oldu Ramazan? Meşanslarını da okuyacak bunlar. Tamam bir dakika. Bu olay ne zaman oldu? Bir sene oldu. Evet. Bir seneden sonra ben bunu savcılığa verdim. Hadi hastanedeydin bir senedir vallahi sen. Hatıramı aldım. Savcılıktan mesaj var cebimde. Tamam, Cumhuriyet Başsavcısı. Ha dünyamın nikahı senin şeyin. Beni doyurdun ben acım. Sen ki ben özür dilerim. Allah Allah. Doyuramadım da benim imamın evindeyim lokantada. Söyle. Tamam da annem gülüyor. Oğlanlarım kızlarım ben istemiyor. Buyur. Baba ya, hayır canım dediniz. Hayır. Vallahi ne bileyim senin evli olduğunu canım. Hayır canım hayır. Tamam. Hocam da evliydi. Bir dakika şunu merak ediyorum bir saniye. Şimdi ben bu aile meselesini işitmeye konuşuyorum. Bundan saniye. Sonra bugünden sonra zaten çıkmayınca akşama kadar birbirinizin oturun. Akşama kadar onu bunu konuşsun. Nasıl olsa deyin ki ikinize de lafım. Babayım karayı. Yok. Ama Ramazan Bey bir şey söyleyeceğim. Sen de öyle bir yani şu anda yani gelininle birlikte olan sonra birlikte olan bir adamı savunuyorsun. Öyle söylüyor. Gelininle beraber olmadı mı bu adam Bünyamin? Ben gelininle olan olayını bilmiyorum. O zaman Bünyamin de o kadar savunmuyor. Nasıl bilmiyor? Aksaray'da yaşıyorsun da nasıl bilmiyor? Aynı koyuş göle dip dibeyiz. Ya acak etine şeyin arasında ne var? Bana bir söyle. Tamam aslında. Ben gelininle istiyorum ne bileyim. Ben biliyor musun? Söyledim. Babanın kızı gibi sıdıya kim ediyor peki? Ben senin babanın evli olup olmadığını Allah ben Allah, bilmem.